Bazı şirketler Twitter'da sahte takipçi siteleri açıyor. Üstelik bu sitelerde gold üyelikler de var. Retweet ve takipçiler içinse aylık ücretler alınıyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Twitter'la ilgili mağduriyetlere bir diğer örneği böyle verdi. Gezi olaylarının ardından işbirliğine yanaşmıyor diye Twitter yetkililerine tepki gösteren Ulaştırma Bakanı özellikle sahte hesaplar ve evrensel suçlarla ilgili mücadele çalışmasının sürdüğünü söyledi. Yaklaştı ama bir Yıldırım Twitter yetkilileri de bizim çıkışımızdan sonra uyandı dedi. Bakan yapılan eleştirilere ise biz bu konuda düzen lazım deyince yasak geliyor diye bağırıyorlar. Ama biz engellemeye değil mağduriyetleri önlemeye çalışıyoruz diye yanıt verdi. Ve o mağduriyetlerden birini kendisini arayan ve Gezi Park olaylarında aktif olarak yer alan ünlülerden birini örnek göstererek açıkladı. Bakan isim vermedi ama beni aradı, mahvoldum, adıma sahte hesap açılmış dedi. Ama ben nasıl kapatayım diye konuştu. Ve Yıldırım bir kez daha hem Twitter'la üzerinde çalışılan işbirliği hem de sanal ortamla ilgili nasıl tedbirler planladıklarını sıraladı. O çalışmaların başında mevcut durumda kullanıcıların işlediği suçlardan Twitter yetkililerine de hapis cezası içeren düzenlemenin para cezasına çevrilmesi var. Ayrıca siber suçlarla mücadele için imzalanan bazı sözleşmeler onaylanınca 47 ülkeyle adli yardıma imza atılmış olacak ve bazı data merkezlerinin Türkiye'ye gelmesi için çalışılacak.